Peşmerge nöbet değiştirdi, ikinci grup Kobani'ye geçti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin IŞİD kuşatması altındaki Kobani'ye göndereceği ikinci Peşmerge grubu da ilki gibi uçakla Şanlıurfa'ya geldi. Erbil Havaalanı'ndan Türkiye'ye geçen Peşmerge güçlerini taşıyan özel uçak akşam saatlerinde GAP Havaalanı'na indi. Bir süre burada bekleyen Peşmerge güçleri otobüslerle Suruç'a hareket etti. Güvenlik önlemleri her zamanki gibi üst düzeydeydi. Konvoyun geçeceği güzergahtaki karayolu trafiğe kapatıldı. Konvoy özel harekat ve jandarma ekiplerinin kontrolünde Suruç'a ilerledi. 10 otobüsten oluşan Peşmerge konvoyunun bir sonraki durağı AFAD koordinasyon tarafından yardım merkezi olarak kullanılan Çuko Birlik tesisleri oldu. Yolculuk sırasında basın mensuplarının yakından görüntü almasına izin verilmedi. Gazeteciler konvoyu uzaktan görüntüleyebildi. O da gazeteci. Bak o da gazeteci, Anadolu Ajansı. Ya öyle bir şey mi olur ya? Anadolu Ajansı diyorum ya. Tamam çıkın o zaman. Ne? Mürşit Pınar sınır kapısı yakınlarından itibaren de güzergaha geçişler yasaklandı. Konvoyun hareketi sırasında sınır hattında kuş uçurtulmadı. Suriye'deki PYD'ye destek vermeyi amaçlayan Peşmerge'nin sınır ötesine geçişi ise gece saatlerinde gerçekleşti. 150 kişiden oluşan grup yumurtalık mevkiinden Kobani'ye girdi. Peşmerge Bakanlığı Kobani'de IŞİD'e karşı çatışan Kürt gruplarına destek veren Peşmergelerin yorulduğunu, bu nedenle birliği değiştirme kararı aldıklarını açıklamıştı.